Merhaba arkadaşlar, Logitech ile oyun haberlerine hoş geldiniz. Ki aslında biraz programımız gündelik, konsepti haftalık değişti, evet. Oyun haberlerinden geçtik. Biraz da oyun sohbetleri ve aslında oyun tarihine biraz daha yönelik sohbet etmeye başladık. Belki ilerleyen zamanlarda bunu Logitech ile oyun dünyasına çevirebiliriz. Evet. Şimdi bunu söylediğime göre ben Mert, yanımda her zaman olduğu gibi Hüseyin var. İsterseniz kolumuza geçelim. Kolumuz ise ikonikleşmiş oyun karakterleri. İkon olmuş, aslında ikonikleşmiş sözlerini bildiğimiz, görünce direkt adını söylediğimiz karakterler bunlar. Evet. Spor dünyasında bir sürü var, film dünyasında bir sürü var. Ve oyun dünyasında aslında çok fazla bu karakterlerden var ki çok ilk başta bir 10 tane yapalım dedik, kafadan 30-40 tane çıktı sadece ofisten ses olarak. Ve şey çok önemli, bazıları kendine oyunun adını veriyor. Örnek vermem gerekirse Sonic, Mario. Bazıları oyunun adını vermiyor ama o karakter sanılıyor. Link, evet. Zelda. Çünkü aslında Zelda kurtarmaya çalıştığımız prenses. Oynadığımız karakter Link. Ama bakınca aa bu Zelda diyoruz. Ya aslında o kadar ikonikleşmiş ki oyunun ismini kendi üzerine almış. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Aslında böylece biraz Nintendo ve aşağı yukarıda Sega tarafındaki ikon, ana taşıyıcı ikonları biraz oradan almış olduk. Sadece atladığımız bir Pokemon var. Pokemon var. Pokemon'da baş karakter konusunda çok aslında ikonlaşmış hangisi diye hayranların çok kendisi tartıştığı. Red ve izleyici ile oyuncu Ash. Arasındaki tartışma, evet, aslında. Oyuncu taraf Red'dir diyor. Biraz izleyici taraf diyor ki Ash'tir. Ama ikisinin ortak noktası ne? Pikachu. Pikachu. Ki yani oyun tarihinde bir yoldaşımız olarak en ikonik olmuş karakterden biri de kesinlikle Pikachu'dur. Pikachu. Biraz tatlı tatlı oyunları söyledik aslında. Böyle isimsiz de çok ikonik karakterler var. Mesela Doom. Evet, yani şimdi karakterin adı Doomguy, onun ismi Doom. Doom. Yani çok birbirine kısır döngü gibi duruyor. Ama gördüğün zaman direkt evet Doom diyorsun en başından beri. Ki artık yani Doomguy da biraz daha tabir olarak oldu ve ilerliyor bu şekilde. Ki eski zamanlara döndüğümüzde Half-Life'da bence bir değil, iki tane ikonik karakter var. Evet, iki tane var ya. Bir tarafta tabii ki çok ikonik olmuş Gordon. Ama diğer tarafta da görünce direkt Half-Life adam dediğimiz G-Man. G-Man. Yani ki bunların görselleri çoğu zaman ekrana geliyordur belki. Ayrıca o sahnelerden de koyuyorlardır. Yani sizin de gördüğünüz zaman evet bu karakter bu dememeniz çok zor. Ki şimdi şeyi söyleyeceğim hemen aradan çıkarmak için. Modern çağların en ikonik karakteri. Gelince akla sadece iki tane isim gelir. Benim kendi kişisel görüşümle beraber. Ya bu Kratos'tur, ya bu Geralt'tır. Geralt'tır. Ya da The Witcher'dır. Az önce bahsettiğim mevzu aslında. The Witcher diyorlar ona yani. Evet. Witcher diye Geralt'a diyorlar. Evet, Geralt'tır evet. Artık Witcher oldu. Bu Witcher diyorlar. Ve yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu karakterler artık o kadar oldu ki. God of War'un dizisi geliyor. Witcher'ın zaten dizisi var. Filmleri üzerine çalışılıyor. Yeni oyunlar yapılıyor. Bunlar kocaman franchise'lar oldular. Ve artık oyunlar sadece oyun olarak kalmıyorlar. Büyümeye devam ediyorlar. Bunun da sebebi bu ikon olmuş karakterler ve aslında bu ikon olmuş oyunlar diyebiliriz. İsimsiz kahramanlardan devam etmek istiyorum bir kere. Master Chief. Evet, Master Chief. Halo. Halo adam. Ya bakınca bir kere şey görüyorsun. Okey, bir savaş zırhı, bir askerin gelecekteki nasıl olabilir bir uzay askeri? Gerçekten böyle olabilir. Böyle. Bunu çok rahat söyleyebiliyorsun. O yüzden de hani Master Chief, Master Chief diyoruz. Ben arkasından sonuna kadar gider savaşırım. Hiçbir sorun yok. Ama bir isim, bir hatta soy isim, böyle uzun uzun lakaplar, unvanlar hiçbiri yok kesinlikle kendisinde. Ki bunun yanı sıra çok daha düz isimli karakterlerimiz var. Steve. Steve. Dümdüz Steve. Ya Aliço buraya şey koyabilir mi? Buradan rica ediyorum. Steve miyim? That it's finally me and you and you and me, just us and your friend Steve. Do-do-do-do-do-do-do Steve. Bazı serilerin çok öne çıkmış ki başka başrolleri olmasına rağmen. Evet. Önemli karakterler birkaç var. Tane oluyor. Birkaç İçinden tane. Birkaç tanesinden birini seçmemiz gerekiyor ama. Mesela senin bu deyince aklına ne geliyor? Benim tek bir karakter geliyor gerçekten. Benim Call of Duty'de Ghost. Benim de Izo geliyor bu konularda. Olabilir. Ya şimdi şöyle, Ghost baş karakter bile değil. O çok acayip bir şey. Gerçekten. İlk çıktığı oyunda baş karakter değildi kesinlikle. Sadece normal bir askerdi aslında ekip içerisinde. Ve bir anda herkes çıldırdı çünkü Ghost oldu ki sonra kendi oyun serisini aldı, oyunlarını aldı. Ya hatta bir noktada aslında seriyi sıfırlama sebepleri Ghost oldu. Çünkü insanlar Ghost'u geri istiyordu. Söyleyemedim mesela. İnanılmaz popüler oldular ki yani bir açıdan da yani şu an dönseler o kararları vermezler. Oyun yaparken yine spoiler vermeyeyim ama o kararları vermezler şu an kesinlikle Call of Duty ekibi. Ki değinmek istediğim başka bir nokta aslında hemen kapşonu çekmiştim. Evet. Kapşonun popüler olması tabi olabilir. Çok büyük ihtimal bir insan arasında. Şu an bu hoodilerin belki olmasının sebebi gerçekten, eziyordur yani. Gerçekten eziyordur. Çünkü o ilk kapşonu taktığımda ve önüme düşen bir kapşonum olduğunda hala bir yerlerinden bıçak çıkmasını o kadar çok istiyorum ki anlatamam. Ellerin cebinde böyle odanın içinde kendi başına gezişi. İnanılmaz. Ki yani Assassin's Creed özellikle ilk oyunların fragmanlarına bakarsanız o kadar havalı müziklerle, o kadar havalı hareketler yapıyorlar ki. Evet. Yani etkilenmemek, o üzerlerinde atlamak, o dördüncü oyunda o askerlerin arasına girip öldürmek, oradan sahmanlıktan atlamak çok epik anlar ki o atlayışlar falan Assassin's Creed gerçekten anların oyundur. Yani hikayesi evet güzel de ilk oyunların ama o yaşattığı anlar
Assassin's Creed'i çok farklı bir şekilde yaptı ve bu yüzden de Ezio'nun yeri oyuncular için hep çok ayrı oldu. Bende de serinin yıldızı Ezio'dur mesela. Hemen şimdi şeylere gelelim biraz daha. Aslında birbirine yapışık ikizler. Evet. Burada ne demek oluyor? Scorpion, Sub-Zero, Ryu, Ken. Asla birbirine ayrı ayrı değerlendiremediğimiz karakter evet. Bunlar. Yani zaten dövüş oyunu bir noktada yani bir rakip lazım yani. Kesinlikle karşıda birisini vurman gerekiyor. Ve yani o ikisinin birbirlerine olan, mesela Ryu Ken daha dost olarak ilerliyorlar. Ama mesela Scorpion'la diğer tarafa baktığımız zaman daha düşman olarak ilerliyorlar evet, birbirine. Direkt düşman olarak. Direkt yani. Çok düşmanlar hem de birbirine. Yani direkt böyle ben senin aileni öldürdüm seviyesinde bir düşmanlıktan direkt bahsediyoruz kabile yani. Kabile savaşı olduğu evet, için bir noktada. Ben senin köyünü yaktım. Dost olamayız o yüzden hani gibi bir şey var. Diğersi de okey sen çok iyisin ben de iyi olacağım. Haydi gidelim zaten aslında Street Fighter'da Mortal Kombat'ı da bir açıdan ayıran en büyük şey evet. Hikayelerin tonu. Hangisinin tarafındasın peki sen? Oyun olarak Mortal Kombat kesinlikle Raiden'ı bir Maiden'ı var çünkü ama Chun-Li'yi görmek beni hep mutlu ediyor. O yüzden Street Fighter diyeceğim. Acaba neden? O yüzden Street Fighter diyeceğim. Katana da var aslında. Bu çok uzun bir soru. Bunun üzerine ayrıyetten bölüm yapmayı planlıyorum. Şimdi gelelim bir ikon basan seriye. GTA serisi. Evet her biri ayrı bir ikon. Yani o yüzden şimdi buraya Aliço'da biraz iş olsun. Her GTA baş karakterlerini böyle oynadığımız buraya Aliço yazsın bir yerlerden çıksın. Ama ben CG demek istiyorum. Ben de CG tarafındayım. Zaten geçen bölümde de hatırlarsan GTA San Andreas'ı sevdiğimizi söylemiştik. Yine burada da haliyle CG'yi seviyorum. Yani CG'yi çok sevmemizin sebebi tüm ekibin aslında çok ikon bir ekip evet, olması ve ya oyun zaten kendisi çok ikon bir oyun. Bunu tekrar burada söylememize gerek yok. Bu yüzden de GTA serisinden CG diyelim. Onun için biraz çok hızlı gidelim. Mesela bence çok ikon olmayan ama benim çok sevdiğim bir Reaper karakteri var Overwatch'tan. Çünkü görünüşü beni aşırı havalı buluyor. Online oyunlarda işte Wildlands'da, CV'ler, WoW'da herkes neredeyse ikon diyebilirsin ama biraz daha biz burada biraz üzerine aslında hikaye yazılmış. Evet. Mesela Nathan örneğinde olduğu gibi mesela. Yani çünkü Nathan'ın hırsızlığını görüyorsun ki aslında o da film çıktı. Daha demin verdiğimiz karakterlere çok benziyorlar. Aslında şu an oyuncuları olarak bu kadar çok ikon çıkmış ve bu ikonların hepsini bilerek çok şanslı ve çok mutlu bir dönemden geçmişiz. Evet, yani hepsinin ayrı bir hikayesi var. Hepsinin ayrı hikayesinde kendimize yer bulabiliyoruz. Evet bu gerçekten çok şanslı ve eğlenceli bir durumda sokuyor bizi. Şimdi buraya 3 tane aslında bir tek birbirine benzeyen ve benzemeyen karakterleri söyleyeceğim. Bir kere Leon var. Evet. Resident Evil serisinin çok havalı, aşırı harika saçlara sahip olan. Karizmanın yani kıyamet vücut bile varsa abi. O iyi saçlarınızda aslında hiçbir şey olmuyor size. Solid Snake. Gerçekten Sonic Snake'in varyasyonları. Hepsi birbirinden ikonik, hepsi birbirinden hatırlanısı. Ve yine saçıyla çok ünlü bir karakter Agent 47. Agent 47 evet. Gerçekten çok sevdiğimiz bir isim. Görüp de tanımayan yoktur. Sadece başka bir oyuncuya benzetebilirsiniz saç tarzından dolayı. Ya da Agent 47'dir. O yüzden bu da ikonlaşmanın zaten kelime anlamıdır. Evet gerek filmleri gerek oyunları yazar. Her şey. Şimdi çok ikon ikon karakterlerdik. Son bir tane daha atacağım ben hemen ondan sonra şey yapacağım. Dante'yi söylemek istiyorum. Kendisi Virgil'le beraber aslında onlar da bir çiftler, abi kardeşler zaten. Ayrılmaz bir ikili, inanılmaz maceralara soktular. Bu da bize biraz hack and slash türüne geliyor ki hack and slash dediğimiz zaman orada güzeller güzeli bir hanımefendi var, Bayonetta. Ki hani birazcık da hanımefendilerden konuşmamız evet, gerekirse. Evet, Bayonetta'sı, Chun-Li'si, Katana'sı, Elise'i Last of Us'taki. Ya bunların hepsi birbirinden ikonik, ikonik ama en bir ikonik karakter var ki en ikonik yani benim PlayStation 1'den beri en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Lara Croft. Lara Croft'un bence oyun dünyasında özellikle kadın oyuncular için ve erkek oyuncularda şöyle bir etkisi oldu. Kadınlar daha çok kurtulmayı bekleyen prensesler. Evet, evet yanda gördüğümüz çok güzel çoğu zaman çok az giyinen karakterlerken inanılmaz aksiyonun içine giren vurmacılar yapan. Vurup kıran. Vurup kıran patlamalar kurtaran ve yani Nathan Drake dedi ki sen bir dur bak şimdi benim zamanım başladı dedi. Bu yüzden de oyun dünyasının en ikonikmiş karakterlerinden biri çok büyük ihtimalle Lara Croft. Lara Croft'tur. Biz yine böyle karakterlerimizi söyledik söyledik. Bakalım Ali'nin köşesinde Ali'nin en ikonik karakteri kim? Ali size kimleri anlatacak, kimi söyleyecek? Ondan sonra challenge'la beraber tekrar karşınızda olacağız. Hepimizin bağlandığı, oyun denince akla gelen ikonik oyun karakterleri mutlaka vardır. Sub-Zero ve Scorpion gibi, Ryu ve Ken gibi birçok ikiliyi de birlikte biliyoruz. Benim oyun deyince aklıma gelen ve en sevdiğim ikilim Mert ve Hüseyin oluyor genelde. Her ne kadar oyun olmasalar da oyunlarla çok içli dışlılar ve benim kesinlikle favori ikilimler. Ama maalesef bu bölümde onlardan bahsedemem. Ali'nin köşesine hoş geldiniz. İkonik oyun karakterleri deyince akla gelen en büyük ikililerden bir tanesi Scorpion ve Sub-Zero. Ve uzun yıllar boyunca oyun topluluklarında konuşulan çok basit bir konu vardır aslında. Kötü taraf Sub-Zero mu? Yoksa Scorpion. Ama aslında ikisi de değil. Scorpion ve Sub-Zero iki farklı Japon boyundan gelen çocuklar. Aslında Sub-Zero olarak bildiğimiz kişi tek bir kişi değil. İki Sub-Zero var. Birincisi Kui Lang, bizim ana Sub-Zero'muz. Fakat ondan önceki Sub-Zero ise onun abi olan Bi-Han.
Öncelikle bu bilgiyi size vermem gerekiyordu. Scorpion'la Sub-Zero'nun birbirlerine olan düşmanlıklarının temel sebebi Scorpion'un klanını ve ailesini öldüren kişinin Sub-Zero olduğunu düşünmesi. Bu yüzden de ilk turnuvada Quilang'ın yani bizim ana Sub-Zero'muzun abisi olan Bi-Han'ı Scorpion öldürüyor. Ve bu yüzden de Quilang abisinin mantrasını alarak Sub-Zero oluyor ve bu sefer Scorpion'a karşı gelmeye başlıyor. Aralarında büyük bir savaş doğuyor. Fakat daha sonrasında ilerleyen oyunlarda öğreniyoruz ki aslında Scorpion'un ailesinin ve klanının öldürülmesine sebep olan kişi Sub-Zero değil, Quan Chi. Bu bilgileri öğrendikten sonra Scorpion hedef tahtasından Sub-Zero'yu çekip oraya yerine Quan Chi'yi koyuyor. Ve her ne kadar aslında aralarındaki kavganın sebebi Quan Chi olsa da Sub-Zero ve Scorpion arasındaki gerginlik maalesef bir türlü sonlanmak bilmiyor. O yüzden oyun topluluklarında Sub-Zero ve Scorpion hem dost hem de düşman olarak biliniyor. Bu hafta Ali'nin köşesinde anlatacağımız hikaye bu kadardı. Şimdi isterseniz gelin bir de challenge'ımıza bakalım. Challenge kısmına hoş geldiniz. Ayaç oyunu bize birbirinden zor maalesef sorular hazırladı. Burada ikonik oyunlarla alakalı, ikonik karakterlerle alakalı Ayaç oyunu sorular soracak. Bilemeyen arkadaşlar dolu bir bardak sirkemiz var. Gerçekten çok kötü. Ben çok kaybettim, artık kazanmak istiyorum. Yani herhangi bir şekilde bir daha acı çekmek istemiyorum. Bu yüzden Aliço, istersen ilk sorunla başla. İkonik oyun karakterlerinden biri olan Mario'nun kardeşi Luigi'nin göz rengi ne renktir? Yani... Hadi gönderelim. Hazır mısınız? Yazdım. Ben de yazdım. 3, 2, 1. Bu sorunun kazananı Mert oldu. Gözleri maviydi. Gerçekten yeşil yazacaktım kostümünden dolayı. Evet. Sildim ve maviye çevirdim. İkinci sorunuz geliyor. Call of Duty Modern Warfare 2'de ikonikleşmiş oyun karakteri olan Ghost'un ismi ve soy ismi nedir? Biliyorsun değil mi? Direkt cevaplarımızı yazacaksın değil mi yukarı Aliço yine? Evet. Tamamdır. Ben hazırım. Bir saniye. Bir düzeltme yapıyorum. Ben de hazırım. 1, 2, 3. Bu sorunun cevabını doğru bilen iki kişi var. Hatta bir tanesi şov yaptı. Hüseyin ve Ali. Yok ben de. Nasıl ya? Doğru cevap Simon Riley'di. Üçüncü sorunuz geliyor. İkonik bir karakter olmuş Nathan Drake'in içinde yer aldığı Uncharted oyunundaki Türkçesinin büyük şehirlerin küçük başlangıçları vardır olduğu meşhur Latince söz nedir? Aa filme de var da. Arkadaşlar hep beraber onurlu bir şekilde boş bırakıp hemen diğer soruya geçelim. Hazır mısınız? Evet ya. Maalesef bu sorunun cevabını kimse bilemedi. Doğru cevap Sig Parvis Magna'ydı. Ali şöyle sevmiyoruz değil mi ortak evet bir şekilde? Ya, evet çok ya. Hoşlanmıyorum bir, kendisinden aynen, açıkçası. Aynen tatsız bir insan gibi geldi bana şu an biraz. Bir sonraki sorunuz. İkonikleşmiş oyun karakteri olan Geralt'ın içinde bulunduğu The Witcher 3'ün haritası The Elder Scrolls 5 Skyrim'den yüzde kaç daha büyüktür? Aşağı doğru çok genişliyor bir anda ondan sonra. Hiçbir fikrim yok gerçekten. En yakın tahmin Hüseyin'inki oldu. %20 daha büyük. İnanılmaz. İnanılmaz. Hak etti. Hak etti. Evet. Haklı galibiyet gerçekten. Beşinci sorunuz geliyor. İkonikleşmiş oyun karakterlerinden olan Gordon Freeman'ın bulunduğu Half-Life oyununun speedrun rekoru kaçtır? Tahmini en yakın olan kişi Ali oldu. Yine ben, yine ben. Evet. Çünkü 26 dakika 42 saniyeydi. Benim 26 dakika 30 saniyeydi bu arada. O yanlış gitmiş orada. Evet, 20'si gelmemiş Mert'e. Olamaz. Dur lan o zaman ben kaybediyorum. Hayır böyle. Kabul etti. Kendi ağzıyla kabul etti gördünüz. Arkadaşlar kendi ağzıyla kabul ettiği için. Şey diyeceğim. Kendi ağzıyla kabul ettiği şey diyeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu programın ilk bölümünde benim 111 milyonum sayılmamıştı. 11 milyon çok olarak doğru. Algılanmıştı. Çok doğru. O yüzden ben gidiyorum, size afiyet olsun. Ben de gidiyorum. En son kralı kaldığı için ben de gidiyorum. Mert'e afiyet olsun. Yine bir kendi buldum challenge'ın. Yine yani cezasını da kendim buldum. Ya gerçekten artık yeter. Çok daha basit. Şeker yeme, sakız çok kötü kokuyor arkadaşlar. Yani çok iyi bir hareket değil. Ama şeyden çok şikayetçiyim, onu söyleyeyim. Aynı soruyu biliyorlar, birer puan alıyorlar. Ya ben tek bilmişim soruyu. Bu ikisi bir sorudan 2 puan çıktı orada. Çok da adil bulmuyorum. Ve afiyet olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.